Lütfen birisi bana söylesin ve bu sünnet ayrımı bu kedileri bu şeyleri yaptırmak için düzenlenmedi. Lütfen birisi söylesin bana. Yıldırım gibi kaçanlar artık kaçmıyor. Güç gösterisi yapıyor. Hiç kaçmıyor artık. Emirleri almış. O yıldırım gibi kaçanlar beni gören görür görmez. Şimdi böyle hava atıyor. Böyle şıkkıcı. Azalmışlar. Hava açıyorlar. Allah'ın güç gösterisi. Evet, orası yerim değil mi? Hasta kadının penceresini önüyor. Fışkırt oraya şunu satayım. Gir oradan da sat. Bodruma gir. Niye oraya fışkırtmıyorsun lan? Yat torban şişmiş kocaman. Parazit dolu. Bekledikleri şeylerden. Ve buraya boşaltacak bunları. Biz komşulara. Yetmedi 3 tanesini kontrol ettiniz öbür dünyaya. Lütfen bir bana söylesin artık. Bu Firavun soyuna bu şeyleri aynen Firavun zamanında yaptığı gibi onun için böyle aydınlık yaratmadılar. Biri bana böyle mantıklı anlatsın yani. Ve o Firavun soyunun buraya yerleşmediği, elde ettikleri şerbetler bir şeyler sayesinde olmadığını, bizi evden atışma denedikleri gibi birisi anlatsın bunu bana. Beni ikna etsin. Bunlar caminin kıblesine dayatmıyorlar diye hayvanı o yüzden. Anlatsın biri bana, ikna etsin. Evet, ikna ettim bu sinek avlayan bütünün. Böyle aile sülale geçin biliyor. Zerre sinekleri üreten birkaç çay satarak. Biri beni ikna etsin. Çünkü görmüyorum kaç kişi geliyor. Saysan 10 kişi gelmez dinle. Geceleri bilmiyorum ne yapıyorlar. Nasıl bir ayin içeride. Baktığım zaman da birkaç kişi var. Sadece geceleri. Birisi bana anlatsın. Bu ailesini geçince, evini geçince diyor. Kiralarını şunu bunu ödüyor. Sadece kira. Bu şeylerle. Çay satarak. Bana anlatsın biri bu cami kıblesine o kadar kedi sürüsünü besleyen o kadın kocası sakat gördüm. Değnekli mehnekli sadece emekli maaşıyla hem evi geçindiriyor hem her şeyi onlarca da kedi besleyebiliyor o parayla. Birisi bana açıklasın bu nasıl oluyor. Hesabım tutmuyor. Birisi yapın bana ben çıktım diye o çıkmadı şimdi.
gidip birilerini buraya sürmeyecek. Öyle tesadüf her hissettiğimde biri bunu, biri ikna etsin beni buna. İkinlerde evde bir Allah lütuf lütuf iftar zaman zaman her gün sabahtan akşama kadar balkonunda sürekli hayvan avlayan gelen geçen köpekle bir asıyla gelen geçene kaldırarak böyle her geçen geçtiği zaman kafeyini kaldırarak onlarla tokuşur gibi bu insan iyi insan. Böyle merdivenin altına sıçan böyle ben kara kara düşünürken belediyeden geldim şikayetle gelip buraya merdivenin altına sıçtıran kusura bakma hayvandır diyen şimdi birilerini göndermeyecek buraya. Birisi beni ikna etsin. Birisi beni ikna etsin öteki davalım hakimim kararı çıkartan beni içeriye kapattıran bu aslı kirli çöp kedilerini hayır için doğum hastanesine gebelere bebelere dayatıyor. Toksoplazmalı tehlikelerini bile bile gebelere bebelere hayır için bunu yaptığını biri beni inandırsın, ikna etsin lütfen. Veya aynı şeyi her sokakta yapan bunlarla ortak olarak gördüğüm kişiler ve bunu hayır işi için yaptıklarına ikna etsin. Bu bir hayvan gönderiyorlar. Kıçıyor veya kışkırtıyor. Etraf sinek, zerre sinek bulusu. Toplazma sinekleri buluyor. Bunun bir hayır işi olduğunu biri bana anlatıyor. İkna ediyor. Buraya yapılan aynı noktalara hemen hemen her gün eskiden en azından birkaç gün uzak durdular. Pislikler. Sürükle her gün evimizin etrafına kaynayan zerre paralelikler falan bunlar bir hayır işi olduğunu biri bana anlatıyor. Ben uğraşa uğraşa ite ite şikayete gide gide bir şeyler serpe serpe gittiğim burada evimizin önüne dayanan hayvan sürüsü, köpek sürüsü, çam etrafı, o köpek güdüsü, kadının geldiği böyle, bunları itiyorum diye falan başını neredeyse kıran sopayla, bu kafeden aldığı sopayla, o kadının hayır işi yaptığını bir söylesin. Bu hayvanlar gece özellikle gece gündüz susuyorlar gece vavda bizi uyanıp susuyor. Hayır işi için yaptıklarını bir beni ikna etsinler. Hayvan severler o yüzden desin ikna etsin bakalım. Buradan aynı bu belirli yaptıkları noktalar gibi bu karşıda da yaptıkları yerlere bu tarafta da kanal olduğunu zannetiyorum. Karabiber falan döktüğüm naftalin döktüğüm gelmesinler diye gelmeleri inatla inatla aynı yere gelmeleri sıçmaları veya atmaları yemleri oradan doktor olduklarına bakıyorum. O noktalara
beslemek için bunları söylesinler, ikna etsinler. Hayır yaptıklarını söylesinler. Ya konanlar tam bu noktada oturacaklar, düşünecekler. Tebeleriyle koruyacaklar onları, bir su falan atmayın diye. Bunlar hayır işi yapıyor diye biri beni ikna etsin. Abi, bekliyorum. Araştırma göre onca iç hastalığı yayan, kansere falan neden olan parazitler, mikroplar, sinekler, ki dünyanın bir numaralı katili sinekler, sinekler. Bunları buraya yatan, elimizin içine sokan yüzlerce, her gece 10 sefer uyanmamıza neden olan bu sinekleri, hayır işi için buraya döşediklerini gelip biri beni ikna etsin ha. Çok merak ediyorum bu kim veya sürekli şu noktaya gelip orada getirmeleri, sıçtırmaları. Zannedersem kanal orada da var. Orasının bir hayvan cennet burasında. Hayvanlar orayı seçiyor. Hem sıçmaları hem parazitlerini saçmaları için. Bu bir hayır işidir diye biri beni ikna etsin. Çok bekliyorum. Çünkü bu şeyler inandırılmış sünnetimizdir diye. Merak ediyorum. Aynen merak ettiğim gibi caminin kıblesi ne diye. Bu o kadın arka bahçesiyle o kadar onun gibilerdi. Nöbetleşe geliyorlar. Hepsinin arka bahçesi. Kedi sürüsü. Niye buraya da caminin kıblesine? Hı? Hayır işi değil mi? Hı-hı. Eskiden camiye giriyorduk oradan. Pencereyi açıyordu yani. Hayır. İçeriye sinekler dalıyordu. Şimdi sinekler. Bu eskiden mi? Şimdi azaldı. Hayır işi diye biri beni inandırsın da. Hı? Hayırlı bir iş diye biri beni inandırsın bunlara. Tesadüflerin falan etkinin tesadüf olduğunu inandırsın biri bana. Bunlar hayır işi yapıyor diye inandırsın. Gelsin. Hiçbir iş yapmadıklarını gördüklerim böyle. Siz bu hayvanlarla uğraşarak, yetiştirerek, parazit saçarak hayatını kazandıklarını gördüklerim. Bir kişi bana göstersin banka hesaplarını, bunlar eski zenginler diye, çalışmalarına gerek yok diye hayır işi yaptıklarına beni inandırsınlar. Bunu bekliyorum. Biz bunları böyle çekiyoruz. Yayınlıyor neden? Caminin kıblesi diye. Sen misin yayınlayan? Bir kasaba daha caminin duvarına oradaki ölmüş telleri aşarak anahtar elde ederek girişine oraya bir yuvalar daha yaptıranlar hayır işi için yapıyorlar diye beni inandırsın. Kim beni inandıracak? Bu şeyler sünnetimizdir diye. Kala kala bu kaldı sünnetimiz. Sünnetimiz falan sünnet diye bahsediyoruz ya, bunlar böyle, bunlar beni o kadar üzerine geldiler ki hocam vaazdan hutbede sünnet dedi mi, niye aklıma bu hayvanlar geliyor benim? Sünnet olarak bunu kastediyorlar. Bu insanı dinden itmek değil mi? Bu bir hayır iş.
kuşları, kaç sene oldu, kedi serçe duyamıyorduk burada. Kaynıyordu parasıyla çünkü yiyen yoktu. Bunları yok etmek, hepsini katletmek. Biri bana gelsin, bu bir hayır işidir desin, bu serçeler zararlıdır. Bu gördüğüm zamanlardan belli. Pazarları bir şeylerle. Aldığımız ürünler iki günde çürüyordu. Aynı şey manavda da vardı. Erin veya marketlerde şimdi iki haftada çürümüyorlar. O zaman yaptıkları iş bu. Onları çürüten yumurtalarını bırakan parazitleri üretenler. Hayır işi yaptı diye gelip biri beni inandırsın artık ya. İkna etsin, bir belgeler göstersin. Ben belgeleri göstereyim. Araştırmaları falan. Bunların yapabildiği şeyleri, hastalıkları, kanserleri. Bunlar da gelsin, bana belgeler göstersin. İkna etsin beni. Bu dinimize uygun, temiz ve hayır iş. Diye bir şey yutup diye indiriyoruz o yumurtaları midelerimize. Sebzelerle, meyvelerle, etlerle beraber. Hisler falan yapıyormuş. İnsanın vücudunun his kaplaması, bunun bir hayır işi olduğunu bilip birisi söylesin bana, göstersin belgelerle, inanayım, ikna olayım. Lütfen. Ha? Yeter artık ha? Birisi beni ikna etsin de bu işin peşini bırakayım. Peşini bırakayım, yatayım, kabulleneyim. Burada benim takıntılı, zarar gören sadece benim. Yatayım, öleyim. Yeter ki birisi beni ikna etsin. Araştırmadan zararlanabildiğim şeyler bunlar. Hastanelere, gebelere, bebelere dayatılması, salınması. Birilerinin ikna etsin bu hayırlı bir iş. Okulların çevresini bu pisliklere boğmaları. Biri gelsin ikna etsin, çocuklar daha akıllı oluyor. Sadece ben böyle beynimde durgunluk falan hissediyorum. Şaşırma, unutma falan bu fışkırtılar olduğu zaman yıllar boyunca. Gelsinler, ikna etsinler. Bunlar çocuklara yararlı, onları daha zeki yapıyor. Hayata daha iyi ayar, hazırlıyor. Geliştirmelerine yardımcı diye belgeler falan göstersin. Kanıtlar. Ben de inanayım. Bu işin peşini bırakayım. Bir şeyler gelip buraya dayatan onca insan aslında şu bu. Hayır işi yapıyor diye biri beni ikna etsin ya. Tam burada etrafımızı tuvalet olarak seçmeleri bir hayır işi diye biri beni ikna etsin. Gelen böyle ta nerelerden insanlar tüm bunları dayatmak için evimizin etrafına bir hayır işi yapıyorlar diye bir belgeler falan göstersinler ya. Bu şeyler hayırlıdır. İnsanları daha güçlü kılıyor, daha akıllı yapıyor. Bu bunlarla beraber yapılan iyi örnekleri falan, kanlı boklar falan, buna hepsi şakaydı desinler, zararlı bir şeyler. Ve her gün yapılan boklar büyüdü desinler, ikna etsinler beni.
salınmış büyücü cadıyı diye ikna etsinler beni. Bütün gelsinler, bütün bu sorularıma cevap versinler, ikna etsinler beni. Ben bu işin peşini bakayım ben. Diyeyim ki, hata bende, sorun bende. Serde içeriye dalan. Kaç sene oldu ben? 20 seneye yaklaşıyor gönlümden beri. 10 dakika böyle sokulmadan ayağına şuraya buraya duramadım. Bunlar takıntı desinler. Alerjim var. Göstersinler belgeleri. Sineğe karşı alerjim var. Sen çok duyarlısın. Diye birisi beni ikna etti. Bir araştırma, doktor araştırması göstersin. Belgeler ki böyle olabiliyor insan. Bazıları bu kadar duyarlı olabiliyor. Sinek dokunur dokunmaz. Kaşıntılar, iğneler olabiliyor insana. O soktukları şey, parazitler, kurtlar falan değil diye. Böyle belge göstersin bana. İkna olayım, toksoplazma diye bir şey yoktur diye. Belge göstereyim. Lütfen. Yoksa çıldıracağım da ben. Ne bu? Hala devam ediyor. Şu birkaç gün durgun. Diye şüphelerimden biliyorum bunlar böyle bazen birkaç gün durgun duruyorlar fakat arka komşulardan geliyoruz. Hala. Evet. Birisi beni ikna etsin. Bu şeyler zararsız. Birisi beni ikna etsin. Bu köşedeki komşular tam bu şeylerle davalıkken üçü birden kapatıldı. İki sene içinde. Çünkü yanlarında kitle kanser oldu. Bir belgeler falan göstersin. Beni ikna etsin bu şeylerden değil. Kedi ortamlarından yapılan günlerce ölçülükten uçuşan sinir sineklerden sineklerden dünyanın bir numaralı kalsın diyorlar, yalan söylüyorlar yani bilim adamları şu bu. Lütfen biri gelsin beni ikna etsin ki bu ölen komşular öldürülmedi. Cinayet değildi. Bunu yapanlar kasıtlı yapmadı. Hayır işini yapıyorlar böyle. Onca sene geçti. Bunlar uzaklaştırılır burada. Hala kirli oturmanın biraz azalıyor şu yazılımı. Yoluyorlar da göze batmasın diye. Söyleyin hayır işi yapıyorlar. Tesadüf bunlar davalıktı. Aynı bu şeylerle uğraşan insanlarla ve öldüler. Tesadüfen. Bir gelsin beni ikna etsin. Bir gelsin beni ikna etsin bu şeyleri yapılan şeyleri korumak için o kanun çıkmadı. 10,5 sene hapis bir insan bu hayvanlar için diğerlerini çok istediğin zaman kes. Fakat bunlar bebeği kıymaktan daha ağır ceza. Kanun. Birisi gelsin bana bu bir hayır işidir diye gelsin beni ikna etsin. Bütün bu koşturan insanlar bunlar için bir kabile değil, beyinleri yıkanmamış bu toksoplazmayla diye gelsin birisi beni ikna etsin. Çünkü gördüğüm belgeler şu bu araştırmalar gösteriyor ki tam olarak bu şeyler beyin yıkıyor. Beyin kontrolcü. Birisi gelsin o belgeler yalandır diye önüme belgeler koysun. İnanın lütfen beni bu azaptan kurtarın bu cehennemden. Birisi hayırlısı işlesin. Gelsin hayatımı kurtarsın.
Birisi gelsin, desin sen bu şeyleri uzak tutmaya çalışıyorsun diye. Onun için sana tuzak kurdular. Çünkü hayırlısı istiyorlar. O yüzden sen içeriye girdin, bu hastanesine. Sen delisin diye gelsin birisi beni ikna etsin. O hakim, kararı çıkartan hakim rüşvet almadı. O kafası, ufak bir darbeden kafası çatlamış raporu veren doktor rüşvetle vermedi bu raporu. Savcı bunu lüp lüp diye hazır değildi, beklemiyordu, rüşvetli değildi diye gelsin birisi beni ikna etsin de. Hı? Onca şey varken, arkalarından bu şeyleri çekerken, üç kutu dışarı yavrum, sen de şimdi çeken, o demişim diye, beni mahkemeye süren, bütün aile değişik soyadlarla çıkıp orada ifade veren ve beni, bana hüküm giydiren adımı kirleten bu insanlar hayır işi yaptı diye bendim hatalı diye gelsin beni ikna etsin lütfen. Değil? Böyle inatla buradan geçiyordular o dava sürerken, suratıma böyle sürütüyordular. Bunda zor yapışıyor böyle. Ben burayı suluyorum. İçiyor önümden. Sonra ağlayarak geliyor. Ne yapmış? Düşmüş. Benmişim düşüren. Bu insanlar haklı diye gelsin birisi beni ikna etsin ya. Yeter. Birisi gelsin beni ikna etsin ya. Adam Patatese girişiyor bana be. İki kişiyle, ötekiler de kollarını istiyor. 4-5 kadın. Sonra kurtarıyorum kendimi, bir tane vuruyorum. Bu yüzden ben ruh hastanesine, hakim raporuyla, hakim emriyle, tam olarak bu yüzden. Gelsin birisi bana ikna etsin beni, bu abiyle işe. Savunmaya hiç hakkın yok senin. Bırakacaksın o seni. Yere serene kadar bulsun. Ondan sonra gideceksin polise. Daha önce oldu öyle şeyler. Böyle yaptılar. İki kırık dişinle gittin. Göndermediler bile doktora. Rapor alma. Biz halledeceğiz. Fakat bunlar hazır. Birisi gelsin. Burada ben hatalıyım diye beni ikna etsin. Kendini savunduğun için. Ne? Bu doğum hastanesini bu parazitlere, kedilere hayır işi için boğan bu insanlar ve hakim raporu çıkaran bu insanlar, bunlar haklıdır diye gelip biri beni ikna etsin. Bunların öyle özel bir gücü falan yok. Soyadları falan güçlü değil. Gördüğüm şeylere dayanarak tersini bana gelsin göstersin ikna edeyim. Var mı öyle bir? Var mı olan namuslu Allah'ını seven biri gelsin beni ikna etsin. Daha sayacağım sabaha kadar yeter. Evlerine girmeyeyim. Bir tam daha abi. Çıkıyorum. Kaşıntılar içinden şuradan bağırıyorum. Hanımefendi yüksek onda bir gün gitmez. Gider misin lütfen? Buraya bir rahatsızlıklar gibi yok. Bir mamazlıktan geliyor. Bağırtacak beni. Son. Avazı çıkana kadar. Gitmiyor. Bakıyor bana. Hastalatıyor. Buraya gidiyorum yanına. Hayvanı kovma aletiyle. Yakama yapışıyor. Beni çekmeye çalışıyordu. Kafeye 4-5 kişiyi verdi o sopasını. Kafamı kırmak için.
Bunun üstüne artık dayanamadım ben. Kalktım sopa yerine. Zeminlere yıktım. Sürekli benimle çalışmak peşindeydi. Ondan sonra çekmeye çalışıyor beni. Kafaya ben buraya çekiyorum onu. Kafayı da arabayı aldım. Geri atıyor çekti. Dişi kırık. Kim saldırıyor bana? 3-4 defa. Geceleri burada gördüm. Çektiğim hafta. Ben çocuk farkında bunu köpeğini gönderiyorum bir saçma. Aynı yere. İki ağacın arasına. Kaç kez çektim. O geliyor. Kaçıyor. İşte ortaktı o. Etrafını sarmışlarken bu geliyordu. Vuruyordu, vuruyordu. Bu adam sonra birden fırlıyor. Düşünüyor. Kapıyı açmaya çalışıyor. İçeri kurtuldum ya. İçeri girmek için kapıyı açmaya çalışıyorum. Arkadan köpeklerini saldırıyor. El iki tarafına, el iki omuza. Onlar beni meşgul tutuyor. Bu köpekte patakta tutmeler. Ne çıktı? Raporumdan doktor raporum. Kovuşturmaya gerek yok. Kameraların alnında hiç kamera yok. Evet. Böyle. O da şikayet. Sanık beni ikisi de şikayet. Köpeklerini getiriyorlar. Çoğu gibi. Yani eve geliyorum burada fışkırıyor. Yapma diyorum. Beyefendi oradan bize gidiyor bir şeyler. Sen ne diyorsun lan ben polisim diyor. Gönderdim seni. Hiç kim dedi. Başkası. Biraz çalmışım böyle. Başımı dönerek geliyorum buradan. Yapma diyorum. Sen ne diyorsun lan diye saldırıyor buradan. Yıkıyor beni. Bunlar davalarım. Olmuş laf, yıkıyor beni burada, koparıyor benim kemerimi, neymiş, koparırken elini kesmiş, doktor raporu, köpeğini getiriyormuş, sanık biz, her seferinde sanık biz, her seferinde bunlar köpeklerini getiriyor, vay anasın, köpek cenneti burada, köpek tuvaleti burada, hepsinin kıştırdığı yer aynı. Yüzlerce yüzlerce bak o benim için böyle. Göz geliyorlar tam karşımıza. Tam kendilerini oraya sıçrayacak. Hayvan kullanmış. Evet. Tamam, gelsin biri beni ikna etsin. Bu insanlar haklı. Ben haksızım diye. Hı? Bu insanlar yönetmiyor. Hakim, savcı falan diye. Polis, karakol diye birisi gelsin beni ikna etsin yahu kurtulayım çıldıracağım lan. Nedir bu be? Nasıl bir organizasyon bu? Devleti mi yönetiyorlar? Ha? Kanun çıkartabiliyorlar lan. İnadına. Güç gösterisi yapıyorlar durmadan. Her eve geldiğinde eskiden ben bir yola çıkamıyordum karşıma çıkmadan bunlar yolunu kesmeden. Biz karşıdan geliyorum. Üsküdar'dan daha biliyorlar. Geldiğini buraya tuzak kurmuşlar. 4-5 kişi her seferinde bu ben. Yüzlerce tuzaktan kurtuldum, dava edemediler. Ondan sonra çareyi bana saldırmakla buldular. Şiddetle. Yapma birisi bana anlatsın. Bunlar haksız. Ben haksızım. Anamı aklımdan edecektiler ben. Nasıl? Evet, tamam. Kışkırtı buraya. Şiddetlesin. Anam başladı çatışma. Bizle, karım şimdi melek. İkide bir de hastan, kaç kez hastaneye götürdük. Gelsinler, anamın problemi var mı desinler. İkna etsinler, beni belgeler göstersinler. Bu şeyleri yapmıyor diye. Hı? Çünkü bana da yapıyorlar. Bana da yapıyorlar, en güçlü bir insan.
şimdi kim etmiş misiydi ki niye bunların hepsini gerektirelim ben istediğim zaman hiçbir zaman önce vurmadım ben. Eşeklarını yedim ondan sonra. Evet. Bir kere hem de. Gelsinler bu insanlar, bu kabile aklı gözetsinler, ikna etsinler beni, göstersinler bir şeyler, belgelerime gelin. Ben de kabul edeyim, ben hastayım diyeyim, gideyim yatayım size, bir daha da çıkmayayım. Geziyorum etrafı, görüyorum başka saldırılan insanları bu şeylerle. Gelsinler bana ben haksızım diye belgeler, kanıtlar göstersinler ve ben de diyeyim ki ben hayal görüyorum. Hayal görmüşüm herhalde. Şizofrenim ben. Gidip tedavi görüyorum. Lütfen. Kurtarın beni bu düşüncelerden. Beni kabul edin. Sünneti çizdir bunlar be. Öyle gel karşıma. Beni çekiyorum diye. Hiç korkmayan bu yedisi. Oraya sıçmaya çalıştım. Kocaman şişmiş göt torbasıyla böyle hiç kaçmasın zıldırım gibi kaçan şeyler daha önceden böyle benimle oyun oynasın benim değil mi takıntılı hasta ha? Kaç gün önce zıldırım gibi kaçıyordular beni görürdü şimdi ne yapıyor? Ha? Birisi çekiyor herhalde birisi çekimde. Gelsinler bana birisi söylesin hep hayvanlar söylesin. Hayvanlar benim çıktım aynısına. Ben kovmak için. Kovmak için burada pikirmişti. Yavru. Çete burada. Dizilmiş. Hazırlığı için. Ve diyorum ya ayağıma sürtünmeye çalışıyor. Hiçbir şey yapmadı. Yapmayınca sen misin yavru? Topallar rol yapıyor ya. Topal sürünerek. Ne ben vurdum diyor. Böyle hayvanlar insanların yönetebildiği. Gelsin birisi bana söylesin. Bunlar sünnetimiz diye. Bunlar hayır işi yapıyor diye. Ve buraya gelme nedeni de değil. Pişma pişma. Neden? Çünkü ben buradayım. Görünüyorum. Birisi gelsin. Böyle hayvanlar bizim sünnetimizdir. Hayırlıdır. Falan diye beni ikna etsin. Belgeler göster. İçerse elime. Daha birkaç gün önceye kadar suratımı, kameramı görür görmez böyle yıldırım gibi kaçanlar kamerama yakalanmamak için. Böyle hava atıyorlar şimdi önüne. Hiçbir şey olmamış gibi. Yine gelecektir. Gelsin birisi söylesin. Bunlar hayır işi yapıyor. Göstersin kanıtları, belgeleri. Biz de bunları kabul edelim. Sünnetimiz diye. Olabilir. Yani sevimli hayvanlar. Ben de sevimli. Beslemediğim değil. Benimki böyle işler yapmıyorum. Böyle işler yapmıyorum. Kuşkusu oraya kaçıyor. Evet. Benimki başkaydı. Bunlar neydi? Anlamadım. Nasıl bir şey? Bakın kuşkuttuğu yere bak. Evet. Bunlar hayırlı değil mi? Nerede çektim bunu daha önce kuşkutturken? Komşunun bunun gibi bir tanesini bakın ya da tencereleri dediğin içine çıktı. Evet. Dokunmaz ona be. O sadece anasından babasından gelir. Evet. Kesin birisi bana anlatsın bunlar hayırlı.
yedikleriz ve bitirilirken bunları hastaydı. Nasıl hareket ediyorlar? Ya, kumandalı asker gibi. Uzaktan kumandalı, telefonik gibi. Birisi gelsin bana, bunlar hayırlı değil. Yani ben beslesem bir tane hayırlı yaparım onu. Fakat bunların besledikleri, yaptıkları şey şeytan işi. Böyle kürenin, ben yanlışım değil, hayvanlar seçiyor burayı, aynı noktaları. Aynı noktaları her zaman, her gün kaldırıyoruz. Onlar seçiyor. Tasmalarıyla getiremeyi buraya, tam bu noktalara, şehir iki aracın, ağacın arasına. Orayı da hayvanlar seçiyorlar, göstersinler, göstersinler kanıtlar. Kadın geliyor buradan, uzun yol kat etmiş. Geliyor buraya hayvan, hayvan oraya seçiyor. Sonra gitmişi geri gidiyor. Aşağı doğru. Gelsin birisi gelsin, hayvan o kadar yolu kat etmiş. Burayı seçtiği için, uçmak için, sonra geri gitti. Hayvan o kadar akıllıdır diye gelsin biri beni ikna etsin, lütfen yeter artık be. Gelsinler beni ikna etsinler, ben burada olmasaydım. O hayvanlar gelip buraya çıkmayacaktı, kişi yapacaktı diye biri beni ikna etsin. Var mı öyle bir şey? Lütfen. Bunlara askerlerimiz bir yüksek koltuktaki. Gel beni ikna et. Şeylerden sus kalarak kalarak işimizle olduk. İşimizle uyuyorduk. Bu şeylerden kurtulduğumuz yerine. Birisi gelsin, ben hata duydum, işimi kaybettim. Var mı öyle? Birisi gelsin, bunlar gelmedi bir davetli. Zor be. Zor ki böyle mesleklerinmiş gibi gelişmiş. Evet, bir dakika geçirdi. Ayaklarımı iğne gibi sokan şeyler. Birisi gelsin de şimdi bu parazitmiş. Bu zerre şeylerle. Gelişimi belirme göre. Kaç tanesinin bacağının üstünde öldürdüğünü artışıp. Psikolojik diye bir şey ihtimal.